Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamaları dün size hatırlatmıştık. İçinde gerçekten de çok önemli bilgiler vardı. İddialı bilgiler de vardı. Onları paylaştık. Ancak şimdi yeni bir videoda bazı yeni gelişmeler var. Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Fenerbahçe'nin gündemi 17. maça, yani Hatay maçına döndü. Tanıdık bir isim var. Fenerbahçe'nin efsanelerinden biri Volkan Demirel'e karşı oynayacak Fenerbahçe. Tabii ki bir başka önemli noktayı da hatırlatalım. Ligde 3 tane namağlup takım var. Yenilmeyen takım. Bunlardan bir tanesi de Hatayspor. Yani Fenerbahçe, Galatasaray ve Hatayspor. Yani iki takım bir anlamda bunlardan birinin yenilme ihtimali mümkün. Tabii ki biz şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin bu maçta favori olacağını söyleyebiliriz. Ama netice itibariyle oynanmamış hiçbir maç kazanılmış sayılmaz. Biraz Hatayspor'la ilgili de bilgi aktaracağım. Ama genel anlamda bu maçla ilgili de bilgi aktaracağım. Bazı haberlerimiz var. Fenerbahçe'den gittiğine pişman olanlar var. Fenerbahçe bir yıldızın peşine düştü. Ondan bahsedeceğim ki bu yıldızı kazanırsa gerçekten çok çok önemli bir hamle olacak. Keza Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili transfer çalışmalarının devam ettiğinden bahsedeceğim. Yani epeyce bir bilgi var elimizde. Onları da sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Öncelikle Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı çok çok değerli. Gerçekten de kanalımızın büyümesine ve Fenerbahçe haberlerinin en üstlerde görünmesine katkı veriyorsunuz. Bu manada teşekkür ediyorum ve hemen şöyle yapalım. İsterseniz önce şuradan başlamak istiyorum. Şu Hatayspor maçı. Hatayspor 5. sırada. Onu söyleyelim. 8 maçta 3 galibiyet, 5 beraberliği var. Mağlubiyeti yok. 14 puanı var. Gerçekten de deprem sonrasında yaşanan bu süreç alkışlanacak bir süreç. Volkan Demirel'in başarısını kutlamak lazım. Ve bulduğu oyuncular konusunda da çok çok önemli hamleler yaptı. Orta alan oyuncuları ayrı, bir de ön alanda, neden ön alandan bahsediyorum? Koşucu oyuncuları var. Delebashiru Nijerya milli takımında oynadı. Dadaşov santrofor olarak çok etkili Azerbaycan milli takımında. Lamkel yine çok çabuk bir oyuncu. Rivas keza Honduras milli takımında. Yani önemli oyuncuları var. Ve özellikle bunları savunma arkasına koşturmaya çalışacak. Tabii ki Fenerbahçe'nin de yerleşik bir savunması var. Yani oturmuş bir savunması. Bekao ile Ciku. Ama muhtemelen İsmail Hoca'nın kafası da biraz karışıktır. Çünkü Ciku sakatlıktan döndü. Takım çalışmalarına başladı. Acaba Samet'i oynatsam mı diye düşünüyordur. Çünkü Samet Akaydın gerçekten de milli takımda mükemmel işler yaptı. Onu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Hemen Hatayspor'la ilgili birkaç cümle daha söyleyeyim. Savunma arkası sızmalar yapacak demiştim. Kenar ortalarından etkili sonuç alan bir takım, duran toplardan. Bunu da bir yere yazalım. Rivas, Delebashiru, Lamkel, Dadaşov gibi oyuncular ve orta sahada direnci yüksek oyuncuları var. Onlara da dikkat etmek lazım. Savunma zafiyetleri de olduğunu da vurgulayalım. Özellikle savunmasının arasına giren oyuncuların iş yaptığını da vurgulamam gerekiyor. Gerçekten de Hatayspor maçı dikkate değer bir karşılaşma olacak. Onu özellikle vurgulayalım. Şimdi dedik ki bir oyuncu pişman oldu Fenerbahçe'den ayrıldığına. Gerçekten de pişman olması gerekli. Fenerbahçe onun kalması için çok büyük bir çaba sarf etti. Ve bir kraldı o ama şimdi yani amiyane tabirle devrik kral oldu. Neden öyle söyleyelim? 29 golle gol kralı olan Valencia internasyonelde 17 maçta sadece 5 gol atabildi. Bu da
onun gittiği yerde, hani gittiğin yerde mutlu ol derler ya, pek mutlu olmadığını gösteriyor. Hatta yani ben çok fazla inanmadım ama hatta işte basına verdiği demeçlerde imkan olsa tekrar Fenerbahçe'ye dönerim dediği bilgisi var. Ama ben çok fazla gerçekçi bulmadım. Fenerbahçe'de 48 maçta 33 gol atarak müthiş bir performans sergilemişti. Kendisine de yazık etti. Fenerbahçe'de kalsaydı Fenerbahçe'nin stratejisi değişir miydi? Acaba Dzeko, Tadic gibi oyunculardan bazıları alınmayabilir miydi? Bu da bir dezavantaj olur muydu? O da ayrı bir konu. Ama sonuç itibariyle geldiğimiz nokta şu anda Valencia'nın pişmanlığı, devrik krallığı. Hemen devam edeyim. Biliyorsunuz Fenerbahçe'ye niye geldi, niye alındı denilen Samet Akaydın gibi. O da 3.7 milyon euro verilir mi bu oyuncuya denmişti ki milli takım performansıyla aslında doğru bir iklimde iyi işler yapacağını ortaya koydu, kanıtladı. İşte onun gibi bir oyuncu daha var ki Osterwold'e 6 milyon euro siz nasıl böyle bir para verirsiniz dediler. Halbuki ben o dönemde iki tane İtalyan meslektaşımın yorumlarını okumuştum. Yorumlarında Avrupa'da geleceğin en önemli sol beklerinden biri olacak değerlendirmesini yapıyorlardı. Ayrıca stoper oynadığını, sol önde oynadığını, sol önde görev verilirse de çok iyi sol kanadı kullandığını da vurgulamışlardı. Ama sonuç itibariyle burada Jesus ona çok fazla şans vermeyerek bir anlamda köreltti. Şimdi Ronald Koeman, Hollanda milli takımının teknik direktörü, Osterwolde'yi takip altına aldı. Gerçekten de çok çok güzel bir gelişme. Bu arada yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bir yandan da önümde açık Fenerbahçe'nin Panathinaikos maçına da bakıyorum. O maçta da 27-9 oldu. Fenerbahçe önde. Yani geçen haftaki mağlubiyetten sonra bu 27-9'luk başlangıç mükemmel. Oradan devam edeyim ben. Şimdi Ferdi ile ilgili olarak Ferdi'yi Napoli takımı 2 maçta da izledi. Napoli biliyorsunuz Fenerbahçe'den aldığı oyuncuların yükseldiğini gözlemliyor. Zaten İsmail Yüksel'i de takip ediyorlar ama biz şimdi Napoli'nin 2 maç izlediler. Hem Hırvatistan hem Letonya maçlarını ve Ferdi'ye hayran kaldılar. Zaten Ferdi'nin babası da Feyzullah Bey'di yanılmıyorsam. Sezon sonunda biz ayrılmayı düşünüyoruz demişti. Şu anda 20 milyon euro vermeye razı Ferdi için Napoli. Zaten 18 milyon Kim Min-jae'ye vermiş. Çok da iyi para kazanmıştı ondan. 30-35 milyon euro kazanmıştı. Şimdi aynı kazancı oradan elde edebiliriz diye düşünüyor. Peki biz niye o kazancı elde edemiyoruz? Yani mesela Kim Min-jae'yi biz niye satamıyoruz Bayern Münih'e? Maalesef ülkemizin liginin işte o 5 majör lig kalitesinde olmadığı düşünüldüğü için oradan bir geçiş yeri aramak gerekiyor. İşte o geçiş yerini arıyorlar. Geçiş yeri neresiydi? İtalya'ydı. İşte şimdi Ferdi için böyle bir durum söz konusu. Zaten İsmail'den bahsetmiyorum. İsmail'in zaten böyle bir durumu söz konusu. Ama Ferdi'yi de Napoli büyük bir olasılıkla Hatayspor maçında da izlemek için gelecekleri bilgisi var ama zaten iki tane milli maçını izledikleri için sorun yok. Şimdi gelelim Fenerbahçe'nin o yıldız avına. Gerçekten de çok değerli bir yıldız. Daha önce de söylemiştim size, bilgisini aktarmıştım. Bir kez daha söylemekte yarar var. Juventus'un oyuncusu, Türk oyuncusu, A milli takımımızda forma giyen oyuncu Kenan Yıldız için ısrar ediyor. Juventus'ta tabii çok şans bulmadı. 4 maç oynadı ve eğer Kenan alınabilirse diyor Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, biz Arda Güler'i vererek o kaybımızı Kenan'la rahat rahat kapatabiliriz diyor. Gerçekten çok çok değerli, çok önemli bir oyuncu. Ve Fenerbahçe Juventus'un kapısını bir daha çaldı. Oyuncunun gelmesini istiyor çünkü çok fazla şans bulamıyor Juventus'ta. Sadece 4 maç oynadı. Hatta isterseniz şöyle yapalım, daha net bir şekilde size bilgi verelim, kaç maç, kaç dakika oynadığı konusuna da bir bakalım Kenan Yıldız'ın. Çok yetenekli bir oyuncu, onu özellikle vurgulayalım. Totalde
Serie A'da 4 maç oynamış. Serie A'da golü yok. Total 33 dakika süresi var ki bu çok çok düşük bir rakam. Milli takımımızda oynadıktan sonra Montella ile birlikte yükselişe geçecektir. Ama Fenerbahçe'nin o yıldızı, yani Kenan Yıldız'ı transfer etmek için büyük bir çaba sarf ettiğini söyleyelim. Evet, Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olarak verdiğiniz katkıya devam ederseniz mutlu oluruz. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.